Kıymetli izleyicilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, Rize Sosyal Bilimler Lisesi Edebiyat Sözlüğü'nde 15 Mart 2022 Salı akşamı yine önemli bir ismi konuk ediyoruz. Öğrencilerimizin Kusursuz Bir Mesafe kitabını okuyup üzerine çalışma yaptıkları değerli yazarımız Utku Yıldırım bu akşam bizlerle. Utku Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Utku Yıldırım'la Kusursuz Bir Mesafe kitabını, yine kitap dışında da öğrencilerimizin edebiyatla, yazarlıkla, okurlukla ilgili merak ettiklerini konuşacağız bu akşam. Program her zamanki gibi öğrencilerimizin sorularıyla şekillenecek. Programı sürdürecek öğrencilerimizi isimleriyle takdim etmek istiyorum müsaadenizle. İrem Seymen. Merhaba. Suden Askarali. Merhabalar. Muhammed Anıl Yavuz. Merhaba. Tuana Bayrak Tutan. Merhaba. Badenur Esma Sandallı. Merhaba hocam. Merhabalar. İrem'le başlayacağız. İrem'den soru alacağız ilk olarak. İrem, sorunu yöneltebilirsin. Ufukla derin arasındaki ilişkide de mesafeler var, aileler arasında da. Sizce bu mesafe onları başından beri yoruyor mu? İlişkinin böyle olmasında da sizce bu soğukluğun payı var mı? Tabii var. Ya bu mesafenin aşılamaması en başta tabii aileden yetişme şeklinden kaynaklı bir durumdan ötürü ve tabii ki aslında şeye kadar gider, hani toplumun genel yapısına kadar gider, hani erkek egemen topluma kadar götürülebilir ve kolaylıkla aşılabilecek bir mesafe gibi gelmiyor bana, ki zaten hikayeleri de ayrılıkla bitiyor, yani olumsuz bir şekilde bitiyor. Yani başka ne söyleyeyim bilemiyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Sudenaz, senden soru alabiliriz. Esin vardı ve Esin Ufuk'la mutluydu. Ama sanki bir şeyler eksik gibiydi aralarında. Yani siz ikisini nasıl değerlendirirsiniz ilişki olarak? Esin, Ufuk ve Derin ilişkisiyle Ufuk ve Esin ilişkisini mi? Ufuk yani Esin'le Ufuk arasında aslında daha çok. Hani mutlulardı ama hani bir şeyler ilerlemiyordu Ufuk içinde. Evet ya, çünkü Esin zaten gidecekti. Hani onun aslında o yaşam çizgisinde Ufuk'un bir devamlılığı pek olacak gibi gözükmüyordu açıkçası. O yüzden Esin için zaten noktanın yeri belliydi hani cümlede. Ama Ufuk belki bir şeyleri değiştirebilirdi. Yani gitmemesini söyleyebilirdi. Ama bunu zaten yapılacak olsa esas ilişkisi içinde yapabilirdi. Yani dolayısıyla Ufuk biraz bağımsızlık alanı bırakıyor diyelim. Yani tahakküm kurmak istemiyor açıkçası. Yani diğer hayatındaki insanların üzerinde bir nasıl söyleyeyim, yani kilitleyici, onların yaşamını kilitleyici bir role bürünmek istemiyor. Özgürlükçü bir insan. Dolayısıyla yani Ufuk da sonuçta Esin'e biraz can simidi gibi sarıldığı için aslında onun da yapabileceği çok şey yoktu. Ya bu aslında entropi gibi bir şey. Yani olacak olan oluyor ve uzaklaşacak olan insanlar uzaklaşıyorlar. Aslında yaşamın doğal seyri, yani insanlar ayrılır, daha sonra başka ilişkiler kurarlar. Bu sadece hani bu tür ikili ilişkiler için geçerli değil. Yani bu aile için de geçerli. İşte hani çocuklar evden gider. Eğer anne baba gitmemelerini bir şekilde kendi çıkarları için sağlamaya çalışırlarsa orada sağlıksız bir bağlanma, sağlıksız bir bağ var demektir. Bu da patolojik sonuçlara yol açabilir. Yani insanların psikolojilerini bozabilir. Açıkçası
Yani ucunda acı çekmek olsa bile insanlar kopmak istedikleri zaman kopmalılar. Uzun vadede ve en sağlıklı olan yaşam biçimi açıkçası bana buymuş gibi geliyor. Dolayısıyla da Esin gidiyor, gider. Devin gitmek istiyor, o da gider. Ufuk için açıkçası sorun yok diyeceğim, sorun var. Ama en iyisinin bu olduğunu düşündüğü için de dediğim gibi hani çok da baskıcı bir durum yaratmıyor diyebilirim. Yine aslında teşekkürler Söderiz. Yine aslında bununla ilgili, bundan bağlantılı bir soru gelecek hocam Anıl'dan. Anıl, sorunu alabiliriz. Sizce bu ilişkide Derin'in Ufuk'tan soğumasını sağlayan şey neydi? Sizce Derin'in haklılık payı var mıydı? Haklılık payı konusunda şimdi zaten Derin'in açısından görmüyoruz olayı. Dolayısıyla haklı da olabilir, haksız da olabilir. Sadece erkeğin sesini duyuyoruz. Bir şey söyleyemeyiz ama Derin'i de dinlemek lazım. Onun hikayesi acaba neydi bu ilişkiye dair, onu bilmiyoruz. Belki güvenilmez bir anlatıcıyı dinledik. Sonuçta kafası çok karışık bir adam bu. Hikayeyi istediği gibi anlatıyor olabilir. Yani ondan emin olamayız. Derin'in suçlu olup olmamasına dair karakter Ufuk bir yerde işte hani nasıl hiç şiir yazmamış tırnak içinde bir başkasının sözü, çünkü hatırlamıyorum şu an, çok ayıp ediyorum adını hatırlamayarak, ama nasıl hiç şiir yazmamış gibi kötü olabiliyor diyor. Aslında bu da çok öznel bir yargı, karakterin kendi yargısı. Yani Derin'in kasten yaptığı bir kötülüğü ben görmüyorum metinde. Görmedim ama şimdi ben de yani yazalı yıllar oldu, bir okur gibi yaklaşabiliyorum. Yeterince uzaklaştım metinden bence. Dolayısıyla Devin'de bir suç bilmiyorum. Yani arayan bulur ama genele baktığımız zaman o yaşamın işte dağılışı ve ilerleyişi bize her şeyin ak veya kara olmadığını söylüyor aslında. Yani şunu diyebiliriz, Devin aslında sevmemiş. Ya sevgi her şeyin başlangıcıysa işte insanı sevmekle başlayacak her şey falan. O açıdan kopmamaları gerekirdi. Ama demek ki iki taraftan birinde sorun var. Ama bu sorun da ilişki bağlamında bir sorun. İlişkinin sürmemesi eğer bir sorunsa evet sorun. Ama dediğim gibi yani bu dünyanın sonu da değil. Yaşam devam ediyor. Böyle. Teşekkür ederiz hocam. Tuana, senden soru alacağız. Kitabın bazı sayfalarında şarkı isimleri görüyoruz. Bu şarkılara anlık duygu durumunuza göre mi karar verdiniz, yoksa olayla uyumuna göre mi seçtiniz? Şarkıların bu romandaki işlevleri nelerdir? Çok işlevi var aslında. Ben bir iki tanesini söyleyeyim. Şimdi kabaca üç bölümden oluştuğunu söyleyebiliriz romanın. İşte ilk bölümün başında bir şarkı, ikinci bölümün başında bir şarkı, son bölümün başında bir şarkı şeklinde. Bunun neden böyle olduğunu, yani kısacası bir şey yazarken biçime nasıl karar verdiğimizi düşündüm. Açıkçası bu fikir askerliyken aklıma geldi. Ben şarkıları çok severim. Yani müzik birinci planda benim için yaşamımda, edebiyat ikinci planda geliyor. Böyle bir şey yapabilir miyim diye düşündüm. Hani şarkılar halinde bölümlenmiş bir roman ve bunun nedeni, ama bunun nedenini de anlatma biçiminde hani direkt şu yüzden bunu böyle yaptım şeklinde anlatarak değil tabii romanda, o bütünlüğü bozacağı için. Üç bölüm ve üç şarkı olmasının sebebi aslında kitabın sonunda Ufuk'un sorduğu bir soruyla ortaya çıkıyor. İşte Emre'ye, arkadaşına soruyor. Ya Emre, bir aşk kaç şarkıya sığar? Ve bu da bir hani aşk hikayesi anlatıyor aslında. Emre de 3 diyor. Yani bu sadece Emre'nin cevabından türemiş bir biçim de olabilir. 3 şarkıdan
eğer ibaretse bir aşk, o zaman bir aşkın anlatıldığı romanda 3 bölümden oluşabilir. Şarkının biçim hani ve teknik olarak bir bu işlevi var. İkinci işlevi tabii ki o şarkılar sadece isim olarak yok orada. Şarkıların anlattığı kendi hikayelerle var. Hatta klipler için de geçerli bir iki şarkının klibi var çünkü o da anlamlı gayet. Kısacası işte metin geçişi, yani romanı o şarkılarla birlikte de düşünebiliriz. Ve böylece o bölümlerde ne anlatıldığı da daha belirgin bir hale gelebilir veya daha derin bir anlam kazanabilir. Bu ikinci işleri desek, üçüncü işleri de Ufuk'un işte olaylar içinde dinlediği bazı şarkılar, çaldığı, çalmak istemediği bazı şarkılar yine aynı şekilde tamamen bağlamdan kopuk değil. Hani onların da kattığı bir şey var anlatıya, hikayeye. Ve zaten şeyi de görüyoruz, yani Ufuk'ta işte müzik yapmayı seviyor, şarkı söylemeyi seviyor, gitar çalmayı seviyor, her neyse. Yaşamında onun yaşamında da müzik önemli. Dolayısıyla anlatım biçimi olarak şarkılara yer vermeyi seçtim. Şarkılar çok güzel şeyler. Okuru metnin içine çekme açısından da Utku Hocam, yani o kurmacanın gerçekliğine veya gerçekliğin kurmacasına yaklaştırma adına da metinde şarkıların bir işlevi olduğunu düşünüyorum. Yani bu biliyorsunuz klasiklerde de var. Mesela Tolstoy Savaş ve Barış'ta bariz bir şekilde yapıyor bunu. Yani hem tablolarla yapıyor hem şarkılarla yapıyor. Biraz oradaki duruma benzettim. Yani o şeyi kitaptaki metindeki olayı yansıtması babında, bizim metnin içine çekmesi babında da kusursuz bir mesafede katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani o bence isabetli bir tercih olmuş. Kaleminize sağlık. Teşekkürler. Ya bu konuda bir iki şey söylemek isterim. Tabii şarkılar o gerçeklik kurmaca kısmında köprü vazifesi görüyor olabilir. Ve sırf şarkılar üzerine kurulmuş metinler de var. İşte Nick Hornby'nin galiba 30 şarkı mı 31 şarkı mı öyle bir kitabı var ve hayatında çok önemli olan 31 şarkıyı o önem, işte hayatında önem teşkil eden olaylarla birlikte değerlendirip biraz otobiyografik, biraz işte kurmaca, biraz da müzikal metinler yazmış ve birleştirmiş. Yani kısacası müzikle edebiyat arasında çok farklı biçimlerde bağlantılar kurulabilir ve edebiyat bu şekilde zenginleştirilebilir. Hatta bunu şimdi bir dünya örnek var, çok uzatmayayım da, yani müziğin çok büyük bir önemi var edebiyat açısından da, sizin de dediğiniz gibi. Edebiyat güzel sanatlar ilişkisi diyorsunuz yani. Evet. Her şey her şeyle bağlanabilir. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bade, senden soru alabiliriz. Kitapta Ufuk ve Derin birbirini değiştirmeye çalışıyor. Sizce insanlar birbirini basit bir şekilde değiştirebilir mi? Ya da siz yetişkin bireyin alışkanlıklarını değiştirebileceğinize inanıyor musunuz? Şimdi alışkanlıklarla değişir diye bir şiir kitabı da var ve alışkanlıklar asla değişmez diye bir filmin mottosu da var. Bu kesinlikle durumdan duruma, kişiden kişiye değişebilecek bir şey. Kişilerin birbirlerine karşı ne hissettiklerine göre değişebilecek bir şey. Belli özel durumlar için bunu düşünmek gerekiyor. Ama genel bir cevap vermek gerekirse insan değişir. İnsan yaşadığı travmayla değişir. Ufuk ve Derin özelinde değişmediklerini görüyoruz açıkçası. Demek ki o kadar birbirlerini derinden etkilememişler. Dolayısıyla yollar ayrıldıktan sonra bir daha birleşmiyor açıkçası. Yani tamamen ayrılıyor. Onların durumunda insanın değişmeyeceğini söyleyebiliriz ama farklı bir metinde, hatta yaşamın içinde, yani hani değiştiğine şahit de olabiliriz. Yaşantılara göre değişebilecek bir şey. Teşekkür ederiz. İrem, senden tekrar soru alabiliriz.
Ufuk saf bir karakter, Derin ise ona göre daha akıllı. Siz ilişkide kızların daha akıllı olduğunu mu düşünüyorsunuz yoksa tamamen tesadüf mü? Kızlar daha akıllı mı? Bilmiyorum. Yani erkekler, şimdi her genelleme gibi bu da yanlış ama genelleyen için %100 doğru. Ama erkeklerin biraz daha az düşünebildiğini veya duyarlı olduğunu söyleyebilirim ilişkilerle. Yani o da yine yetiştirilme tarzı olabilir. Yetiştirilme tarzından ötürü olabilir daha doğrusu. Hocam İrem kendine yontmuş biraz şimdi orada. Tamam, o zaman İrem'e göre cevap vereceksek evet İrem. Kızlar daha akıllı. Oradan yakalamış değil mi İrem? Evet hocam. Yani şey, onay istiyor sizden hocam, onay istiyor bu konuda. Tabii ya, daha incelikliler tabii ki. Tabii ki daha incelikliler, daha hassaslar ama işte dediğim gibi ya, en başta söylediğim şeyi göz önünde bulundurarak söylüyorum, her genelleme gibi yanlış. Ama genel kanı odur. Hani karşısındakinin duygularını daha çok önemser ve daha çok yönlendirir, akıl verir. Bilemiyorum. Yani bu tabii roller değişir ilişkilerle. Erkek de o role bürünebilir. Ama devin daha akıllı mı? İşte burada şey giriyor devreye. Yani kendi yaşam deneyimi ve ilişkideki hali bambaşka şeyler. Yani orada hani ikinin bir olması bir ilişkide. Neyse. Veya bireylerin ayrı ayrı işte yaşamlarını sürdürmeleri, daha sonra bir araya gelip işte bir ne diyeyim, bağ kurmaları bağlamında düşünürsek ilişkisi açısından devin daha yıkıcı olan taraf gibi gözüküyor. Ama bence devin aslında doğru olanı bildiği için, yani kendi duygularından emin gibi gözüküyor ayrılarak. Dolayısıyla daha akıllı diyebilirim, evet. Çünkü Ufuk aslında daha ileride daha büyük bir kopuşa yol açacak bir şekilde ilişkiyi sürdürmek istiyorsa eğer, o zaman Devin daha akıllı diyebiliriz. Ayrılmaları daha iyi oldu yani. Teşekkürler cevabınız için. Rica ederim. Sudenaz, senden soru alabiliriz. Sizce bir kişi hani geçmişindeki insanları tamamen unutamazsa, hayatına yeni aldığı insanları gerçekten sevebilir mi? Yani duyguları gerçek olur mu sizce? Unutamazsa. Bir insan galiba hayatı boyunca kaç defa? 6 defa aşık oluyormuş. Bir araştırma yani. Sonucunda bu ortaya çıkmış. 6 defa aşık olabiliyorsa o zaman yani 5 defa unutuyor demektir. Kısacası unutmanın bir bence süresi var. Hani ama bu hani 3 yıl geçti ve unuttum gibi bir şey değil. Yaşantılar üst üste bindikçe, yeni şeyler yaşadıkça, yeni insanlarla tanışıyoruz, yeni yerlere gidiyoruz. O yerlerle yeni insanların birleşiminden daha farklı duygular ortaya çıkıyor. Ya kısacası insan hani yaşayabilecekleri açısından sınırsız, sonsuz bir varlık ve bu zaten insana dair heyecan veren tek şey, yaşamaya dair hani heyecan veren tek şey. Dolayısıyla ben buraya bir yerden geldim ama soruyu unuttum. Bir daha alabilir miyim? Hani gerçekten sevebilir mi diyordum. Geçmişi unutursa. Geçmişi unutmadan zor. Hani çünkü nasıl söyleyeyim? Yani eski sevgiliyi unutmadan yeni sevgili olur mu diyor özetle. Olmaz. Bence bana göre olmaz. Zor. Çünkü yeni bir şeye başlamak yeni bir heyecan demek ve her aşk ilk defa yaşanıyor gibi bir duygu
uyanır bence insanda. Dolayısıyla hani eski sevgiliyi unutmadan yeni bir şey hissetmek, ama yine aynı yoğunluktan bahsediyorum. Hani çekim, ya, insanların birbirlerine karşı gösterebilecekleri sayısız türde şefkat, sevgi yolu var. Hani ama işte o biriciklikten bahsediyorsak, o işte insanın kalbini böyle küt küt attıran veya işte o kişiyi gördüğümüz zaman gördüğümüz yerde güneşler açtıran duygudan bahsediyorsak, o kadar biricik bir şeyden bahsediyorsak, bunu yaşayabilmek için eskinin silinmesi gerekiyor bence. Yani şöyle oluyor herhalde hocam. İki, eskiyi silmeden sonraki gelene belki alışabiliriz ama eskisindeki heyecanı duyamayız diyorsunuz. O şekil tarif edebiliriz belki. Yani. Öyle bence de. Bir de şey, insanın neyle yetineceğiyle de ilgili bir şey. Mesela ben hani kalıntı olur. Eski ilişkiden bazı duygular, acı, üzüntü kalmış olabilir. Yeni bir şeye başlamış olabiliriz. Bunu taşımaya razı mıyız? Yani o geçmişten ileriye gidecek, işte bizimle birlikte götüreceğimiz duygular, artık her neyse, o acıyı veya yeni biriyle birlikte beraber yan yana götürmeye razı mıyız? Bu da yine kişisel tercih. Açıkçası bu, ya benim tercih etmeyeceğim bir şey. Tamamen bitmeli, tamamen sıfırlanmalı. Ondan sonra daha sağlıklı olur ne yaşanacaksa bence. Yine bağlantılı bir soru hocam. Anıl'dan bir soru alacağız. Anıl? Sizce bu yaşanılan ve evliliğe kadar giden ilişki Ufuk için bir tecrübe miydi, yoksa kötü bir anıdan mı ibaretti? Bu da zamanla, işte aslında deminki soruyla da alakalı. Yani geçmiş ve yeni bir yaşantı açısından önce bir acıdan ibarettir. Hatta öfke vardır, sonra acı vardır, daha sonra kabullenme vardır, teselli vardır ve artık o bir tecrübeye dönüşür. Aslında o sürecin ilerleyişi, işleyişi işte basamak basamak değerlendirilebilirse bu şekilde isimlendirebiliriz. Dolayısıyla önce Ufuk için acıdır. Yani acı çekmiştir. Zaten belli, görüyoruz. Acı çektiği için belki de Esin'le yakınlaşıyor. Hani bir, zaten epigrafta bir yerde geçiyor, bir alıntı da varlı. İşte bazı duyarlı insanlar yaşamda kötü şeyler yapabilirler. Neden? Hayatta kalmak için. Yani yaşamın acısını biraz olsun dindirebilmek için diye bir alıntı var işte. Dolayısıyla o acıyı çekerken hiç yapmayacağımız şeyleri yaparız. Kendimize hiç yapmayacağımızı söylediğimiz şeyleri yaparken buluruz kendimizi. Buluruz yani. Hani oraya nasıl geldiğimizi de anlamayız. Ama daha sonra o artık bir tecrübeye dönüşür. Ve bu noktada da bence devam etmeye başlarız yaşamımıza. Geçmişe takılı kalmadan, o travmaya bağlı kalmadan yeni bir şeyleri artık aramaya başlayabiliriz. Teşekkürler. Tuana, senden soru alalım. Kitabın baş karakteri Ufuk'un bazı davranışları takıntıları olan bir insan gibiydi. Bulaşıkları makineye belirli bir açıyla koyması ya da her sabah aynı saatte kalkıp aynı saatte aynı şeyleri yapması gibi. Bize Ufuk'un kişiliğinden birazcık bahsedebilir misiniz? Yani belli başlı takıntıları var. Zaten bunların bazıları hani anlatı içinde ortaya çıkan şeyler. Mesela işte her sabah kalkıp, erkenden kalkıp işte bir şeyler yapmasının sebebi ileride ortaya çıkıyor. Yatak beğenmeye gidiyorlar, işte yatak alacaklar.
Ve derin orada şimdi ben her sabah kalktığım zaman senin yüzünü mü göreceğim gibi bir şey söylüyor. Bu bir alışkanlığa yol açıyor. Ufuk artık erken kalkmalı. Derin onun yüzünü görmesin diye kalktığı zaman. Bazı alışkanlıklar bu tür olaylar sonucunda ortaya çıkıyor. Ama tabii ki yani kendi geliştirdiği, hani belki çocukluğundan beri getirdiği ve günlük rutini haline gelmiş bazı davranışları da olabilir. Ama şey yani takıntılı bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir özelliği takıntılı olması. İkinci özelliği ya bence güçlü bir adam bu. Çünkü sonunu görmek istiyor. Yani faciayla sonuçlanacak bir ilişkinin içindeyken hani o sorunları neden her gün tekrar tekrar yaşaması gerekiyor ki? Yani aslında en başında ayrılıp gidebilirdi. Ama bu adam aşık. Yani kendi söylediğine göre. Aşık bir adam da açıkçası sonuna kadar gitmek istiyor. Yani hani ne zaman ayrılırlarsa veya ayrılırlarsa hani. Çünkü hani şey yok ya aşkta, böyle ne bileyim o biraz işte bana X versin ben ona Y vereyim. Böyle bir mutabakat hani bir öyle bir şey olamaz. Tamamen hani bir coşku halinde verilir ne verilecekse, zaman emek her neyse. Hatta farkına bile varmayız. Yani bizden ne gittiğinin, eğer bir şey gidiyorsa yani özverili davranıyorsak veya her neyse yani. Dolayısıyla bu adam o zaman mantık dışı hareket ediyorsa aşık o zaman yani. Mantıkla aşkın bir şeyi yok. İlgisi yok. O mantık şalteri çat diye kapanır böyle aşık olduğumuz zaman. Dolayısıyla aşık, takıntılı, başka. Ha bir de güçlü işte. Yani ne kadar işte acı çekse de yani anlatıyor onu çeşitli şekillerle. Hatta şeyi bile dinliyor. Devenin eski sevgililerine işte metinde dört tane adam var. Dört, beş bilmiyorum bir tanesi kayıp. O en başta bir ortaya çıkıyor bir daha hiç ortaya çıkmıyor. Ama ya hepsine katlanabilmişse eğer o zaman evet ya bu şey bir adam. Yani güçlü de bir adam. Ve o duyguyu kaybetmemek istiyor. Yani aslında kendisiyle alakalı bir şey. Kendisine o kadar o ilişkiyle birlikte var etmiş ki onun dışında bir varoluş düşünemiyor. Ne zamana kadar? Esin'le karşılaşana kadar. O da artık onun son noktası haline gelmiş. Dolayısıyla bu üç özellik bence var. Sence başka ne özellik var? Hocam ben sizin dediklerinize tamamen katılıyorum. Güçlü, aşık ve biraz takıntılı gibi. Ama hocam sonuna kadar götürüyor ve diretiyor bu konuda. Israrcı da diyebiliriz yani. Evet ısrarcı ama şu açıdan ısrarcı değil. Yani bu yürüyecek. İşte hani asla bitmesine izin vermeyeceğim. Veya işte aşık olduğu kişi derinini herhangi bir şekilde işte tahakküm altına almayacağım veya ona bir zorluk çıkarmayacağım diye düşünen bir karakter. Yani zorba değil, baskıcı değil açıkçası. Bana öyle geliyor, bilmiyorum. Hani farklı bir şey gördüyseniz doğrudur. Ama bu açıdan da ya başkalarına da saygılı diyebilir miyiz belki deriz yani. Teşekkürler hocam. Oradaki ısrarcılık dediğimizi de Tuana'ya da size de aynı şekilde sorabilirim. Israrcılık dediğimizi de aslında takıntılı kişiliğiyle de bağdaştırabilir miyiz? Ondan kaynaklı olabilir mi? Oraya takıldığı için kırmadan, dökmeden, bütün koşulları zorlayarak onu elde etmeye çalışmak. Yani evet doğru. Yani bir
İşte dediğim gibi sadece devinin yanında olmak, onunla zaman geçirmek aslında istediği şey. Evet, bu bir nevi takıntı. Yani tabii ki her sabah erken kalkması gibi değil. Yani direkt eyleme dönüşen, bu tür bir eyleme dönüşen, küçük eyleme dönüşen bir şey değil. Var, hani varlığına dair çok özde bir şey bu. Yani onun devamını, bittiği noktayı görmek istemesi. Çok içinden, derinlerinden gelen bir şey. Takıntı da diyemiyorum ama takıntıya çok yakın bir şey. Evet, teşekkür ederiz hocam. Baden oradan soru alacağız. Evet Baden. Ufuk ve Derin ilişkilerini bir çıkmaza sokuyorlar. Neden karakterler çözüm odaklı olmuyor? Tabii bunda sadece ikisi arasındaki mevzular veya ikisinin psikolojik yapısı değil, ailevi durumlarla etkili. Mesela kolaylıkla ayrılamayacaklar çünkü nişan var, evlilik, düğün. Kısacası ailelerin beklentisi de büyük. Yani bir klişe vardır ya, aileler işin içine girince hani işin rengi değişir şeklinde. İkisi de belli bir duyarlılığa, hani belli bir inceliğe, hassaslığa sahip ama onu aşamamaları çok büyük problem. Bu yüzden de bir ölçüde de kendileri olamıyorlar zaten. Yani kendileri, tamamen kendileri olabilseler kolaylıkla belki de konuşup bitirebilecekleri bir durumun içindelerken başka etkenler yüzünden bitmiyor. Biraz işte yine el alem ne der? Yani yine dönüp dolaşıp bir şeye geliyor. Toplum yapısına geliyor. Ya şey diyorlar, too big to fail diyorlar. Yani artık batırmak için çok geç. Bunu ben batıramam veya sen batıramazsın, o zaman birlikte batırabileceğimiz noktaya kadar gidelim bakalım gibi bir mantık var bunda. Dolayısıyla da o batan gemide, işte Titanic'te keman çalan, işte violonsel çalan müzisyenler gibi geminin batmasını sanatsal bir şekilde izliyorlar gibi bir durum var. Teşekkür ederiz. İrem, senden soru alalım. Mutlu edemiyorsan uzak dur. Hem insanı üzüp yıpratıp hem de hayatından bir türlü çıkmamak gördüğüm en bencil tavır diye söylemiş Meksikalı ressam Frida Kahlo. Sizce de bu söz Ufuk'la Derin ilişkisine tam olarak uymuyor mu? Kitapta da verilmek istenen mesaj bu olabilir mi? Uyuyor. Kahlo'nun eşinin adını unuttum, ressam. Onların ilişkisi de aslında cinsiyetleri değiştirirsek, evet, Derin'le Ufuk arasındaki ilişkiye benziyor, doğru. İşte ama yani huzur beklemeyebiliriz aşık olduğumuz zaman. Tabii ki bulsak güzel olacak ama aşk zaten hani bir ilişkiye de biraz da bilinmeyen için, bilinmeyenin çekiciliği, hani o gizemin çekiciliği için başlarız. Mutluluk ve huzur bulursak güzel. Ama bulamazsak da açıkçası ya duygularımızdan, hislerimizden biz sorumluyuz. Hani bu yüzden zaten Ufuk, tamam hani yani bir takım söylemleri var, işte neden öyle yaptı, neden böyle yaptı, ama aslında anlayan bir insan neler döndüğünü biliyor yani. Dolayısıyla da yani kavuşamayız, aşk olur, tamam. Ama kavuşsak da aşk olabilir. Çünkü o mesafe, hani kavuşsak da aşılamayabilir. Zaten bir yerde şey diyor. Neydi? Ha. İşte galaksi gezegenler arasında kusursuz bir işte mesafe vardır. O uzay falan, hani her şey süper dengede falan.
Ama işte bu insanlar için geçerli değil. İnsanlar galaksilerden çok daha karmaşık gibi bir cümle var romanda. Durum tam olarak bu. Yani bir arada olup da anlaşamamak veya aynı duyguda birleşememek de mümkün. Böyle çok ilgisiz bir şey söyleyeceğim ama ben tam olarak bu cümleye Halikarnas Balıkçısı'nın bir kitabında da rastladım. Daha sonra romanı yazdıktan sonra ve çok hoşuma gitmişti. Halikarnas Balıkçısı'yla aynı şeyi düşünmüşüm. İnanılmaz bir şey diye. Onu hatırladım. Anlatmak istedim. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Aşk olsun ama biz yine de kavuşalım diyor yani. Öyle hocam, yani ucunda acı da olsa, gözyaşı da olsa birlikte geçirilen hani bir an bile ona yeterli, ona kafi, yetti yani. Evet. Ya insan ilişkilerini irdeleme odaklı bir kitap zaten, kusursuz mesafe. Yani bu anlamda da epey bir kafamızda şimşekler çaktırıyor diyebilirim. Yani o konuda kaleminize sağlık. Sude Naz'dan soru alacağız. İnsanlar tavsiye alsa bile genelde çoğu şeyi yaşamadan öğrenemiyor. Sizce bu konuda hayat iyi bir öğretici olur mu? Hani kitaptan yola çıkarak da. Ben olmayacağını düşünüyorum. Çünkü dediğin gibi insan etrafındaki herkes o insana yaptığı şeyin doğru olmadığını söyleyebilir. Ama zaten işte aşkın bir mantıksızlık hali olduğunu düşünürsek o onu yaşayacaktır yani. O insan o önerileri dinlemez. Ve kendisi görmek ister açıkçası. Zaten tecrübe de böyle edinilir. Yani tabii ki biz şeyi biliriz. Kaynar suya elimizi sokmayacağımızı biliriz. Ve bunun için öznel bir deneyim gerekmez. Hani bu çok nesnel bir şey. Ama şimdi o insanın irrasyonelliği, yani insanın karmaşıklığını düşünürsek insan kaotik bir şey. Dolayısıyla onu bir yaşamak isteyecektir. Yani hani kendisi de görmek isteyecektir. Peki yani, hayat bu konuda öğretici mi diye sonradan bir ekleme yaptı. Yani hayat bu konuda öğretici mi? Şimdi Ufuk'un devam kitabı gelirse o zaman görürüz öğrenmişini. Ama bilmiyorum. Herkes kendinden pay biçebilir. Herkes kendinden bir cevaba varabilir. Tabii ki hani neydi o? Bir musibet bin nasihate yeğdir. Galiba. Evet. İnsanın başına gelen bir musibet bin nasihatten daha çok şey öğretebilir. Öğretir bence genelde. O yüzden ha bir de şey lazım tabii, insanın kendisinin kaybetmesi lazım. O kaybetme deneyimini, bu kayıp işte bir şey, yani kayıptan kasıt işte ilişkinin bitmesi veya daha hani aşkın bitmesi, artık her neyse yani. Kendisinin deneyimlemesi tam olarak ne olduğunu, o kaybın ne olduğunu anlamasına yol açar. Yani bu sağlıklı da bir şey insanın yaşamını düşünürsek, çünkü yaz sürecini yaşayacak ve daha sonra melankoli, belki nostalji, işte yitirdiği şeye göre, ve daha sonra daha güçlü bir şekilde, daha ne istediğini bilir bir şekilde, daha yara almaz bir şekilde yaşamaya devam edecek. Bence bu yüzden nasihatlerle yaşamak, nasihatlerle belalardan diyeceğim uzak durmaktansa belalı bir yaşamak daha iyi, daha mantıklı geliyor. Teşekkür ederim. Muhammed Anıl, senden soru alalım. Bütün olanlara rağmen ufku derine bağlayan neydi? Vallahi aşıktı adam ya. Adam aşıktı ve o bilinmeyen dedim ya, işte o nereye gidebileceğini görmek istedi. Yani en yoğun, en derin ne yaşayabilirler? Nereye kadar ulaşabilirler birlikte? O son finish çizgisini görebilecekler mi? Tabii o finish çizgisi de değişir. Ne olduğuna göre. Belli ki derin için başka bir şeymiş.
o işte geleceğe birlikte varabilmek, hani maksadı oydu. O yüzden de çabaladı, kaybetti. Daha iyi çabaladı, daha iyi kaybetti. Ya sonuçta umarız inşallah bir daha aynı şekilde çabalamaz. Çünkü aynı şeyleri aynı şekilde yaşamanın da bir şeyi de yok. Mantığı da yok. Zaten her aşk yeni hani demiştik. Dolayısıyla bilmiyorum, ben Ufuk'tan umutluyum yani. Ufuk bence kafasını toplar. Devam kitabında göreceğiz inşallah. Umarım. Şimdi Tuana'dan soru alacağız. Bu aslında biraz konuşmuştuk işte tek tarafın yani erkeğin gözünden görüyoruz tek taraftan diye. Ama yine de muhtemelen eklemek isteyeceğiniz bir şeyler olur. Tuana sorunu alalım lütfen. Bu kitapta yıkılan bir ilişkiyi görüyoruz ama bizim bilgilerimiz yalnızca tek bir tarafın gözünden bakılarak ulaşılan bilgiler. Karakterleri tasarlayan kişi olarak sizce bu ilişkide haklı kişi kimdi? Sevgi bakımından kim yalnız kaldı? Sevgi bakımından kim yalnız kaldı? Ufuk. Şimdi Ufuk sevgi bakımından bence yalnız kaldığı için Esin'e yönlendi. Çünkü hani tamam acı yaşanacak aşk eğer varsa acı yaşanacak tamam ama her insanın da belli bir sınırı var açıkçası. Hele hele bitmemiş bir ilişkide o acıyı yaşamak çok daha zor. O yüzden Esin'e yanaştığını düşünürsek o zaman sevgi yoksunluğunu daha çok Ufuk çekiyor. İlk soru neydi? Ha şey, diğerinin gözü. Ya görmemiz lazımdı. O hikaye eksik. O hikaye çok eksik. Hatta hemen hemen hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece bazı davranışları görüyoruz. Bu dişçi meselesi vardı. İşte hani ağzın kokuyor, yoğurt mu yesen acaba falan gibi şeyler vardı böyle. Ama bunun üzerinden de bir karakter hani inşa edemeyiz. Yazar boşluk bırakır ki işte okurla tamamlayabilsin. Yani tamamen kas katı bir metin yok burada açıkçası. Yani çok boşluk var. Zaten hani gördüğünüz çok parçalı bir metin bu ve zamandan zamana atlıyor. Yani bir sahnede karakterin çok iyi davrandığını görüyoruz. Başka bir sahnede korkunç davranıyor. Arada kim bilir neler oldu. Hiç bilmiyoruz yani. O geçişlerde ne yaşandı, ne oldu, Ufuk ne düşündü onları da bilmiyoruz. Sadece belli fragmanlar var elimizde. Yani açıkçası çok uçucu bir metin bu. Kesin yargılara benim varasım gelmiyor. Dolayısıyla da ben Ufuk'u da derin ölçüsünde bilmediğimizi düşünsem hani çok aşırıya kaçmış olmam herhalde. Sadece sesi çıkanı dinliyoruz. Sesi çıkmayan acaba konuşsa ne derdi? Yine ben de merak ediyorum yani. Onu hiç düşünmedim ama ya kendince bir açıklaması olurdu muhtemelen. Yani şey demesi bile yeterli. Yani sevmedim. Seni sevmedim. Bu kadar. Anladık hocam. İkinci kitapta diyecek herhalde. Spoiler ya ben bunun şeyi gelmeyecek. Bunun devamı yok. Bu şimdi üçüncü dosya umarım benim çok sevdiğim bir yayın evi var. Oradan çıkacak. İçinde bir aksilik olmazsa değil. Hayırlı olsun diyelim şimdi. O öykü teşekkür ederim. Mesela hiç hemen hemen hiç değinmedim. Çünkü o hikaye zaten bu kusursuz bir mesafenin mantığı. Yani benim niyetim yarım bırakmaktı. Yani her hikaye tamamlanmak zorunda değil. Her karakter tamamlanmak zorunda değil. İllaki klasik anlatıyla bir şeyler anlatılmak zorunda değil. Hele hele günümüzün hani çok hızlı, çok parçalı ve parçaların birbiriyle de çok uyuşmadığı dünyada bu tür bir anlatı bana bir hikayeyi anlatmak için daha uygun geliyor. Dolayısıyla da aslında Ufuk
işte yine başa döneceğim. Çok konuşuyor olmasına rağmen belki de çok da anlamlı şeyler söylemiyor olabilir. Derin'i dinlemediğimiz müddetçe. Aslında çabamız da biraz bu yönde hocam. Şimdi söylediğiniz gibi klasik anlatı mantığında belki bazı kalıpları var ama biz öğrencilerimize hani günümüz edebiyatından işte öyküden olsun, romandan olsun biraz daha güncelin edebiyatını okutmak ve tanıştırmak istememizin sebebi de o. Bugün ne yazılıyor ve nasıl yazılıyor? Yani nasıl türler var? Çünkü onlar da işlerinde gerçekten yazmaya meraklı olanlar, ilgili olanlar var. Hem yazanlar için hem okuyanlar için bu bağlamda haberdar olsunlar istiyoruz yaşadıkları çağın edebiyatından. Yani bu süreç bizi aslında buraya getirdi. İşte Utku Yıldırım'la ekranda görüşme sürecine kadar getirdi. Teşekkür ediyoruz. Siz de nezaket gösterdiniz, kabul ettiniz. Badene sorusu aslında epey bir üzerine konuştuk. Yani ufuğun yine yani böyle sizin aşıktı dediğiniz türde bir soru. Bade soruyu sen yine ifade et. Belki Utku Hocam eklemek istediği bir şey olur. Ufuk bu yola biteceğini bile bile giriyor. Bilmesine rağmen böyle bir ilişkiye girmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Biteceğini bile bile. Evet. Ya sonunu ya bir işe başlarken ya bu doğru olmadı. Bir ilişkiye başlarken bilmiyorum ya ben hiç sonunu düşünmedim. Hani bu nasıl biter diye başlamıyoruz veya bir evlilik mesela bir evlilik nerede biter? Hani biz şurada biteriz diye başlanmıyor bir evliliğe bence. Yani orada belli bir nasıl söyleyeyim? Birlikte görmek, dayanışma, tutkuların eğer varsa iki tarafta da birbirine eklemlenmesi bunun için aslında ilişki başlar ve ufuğun da belki umut ettiği de işte belki de bir gün yani bitecek gibi gözüküyor ama belki bir gün. Üç nokta yan yana. Hani o bir günü görmek istiyor. O bir gün beklediği şey çıkmıyor. Ama en başta zaten bunu hem bilerek hem bilmeyerek. Orada çok işte nasıl söyleyeyim mantığa sığmayan bir şey o. Çok aslında zıt duygular var. Ufukta ve mantığı bitecek diyor. Ama kalbi hani böyle bir benzetme yapayım. Kalbi de biterse bitsin diyor. Yani ben göreyim ne olacağını. Dolayısıyla da işte ilerleme gücünü de buradan alıyor bence. İyi mi yaptı? Başka türlü yapamazdı zaten. Yani hani başka türlü olabilir miydi? Denir ya hani başka türlü yapar mıydın? Diye sorulur. Ufuk yapamazdı. Yani başka türlüsü olmaz. Dolayısıyla da iyi yaptı. İyi yaptı yani. Evet, teşekkürler. İrem, sendeyiz. Soru alacağız senden. İlk kitabınız Asker Daha Fazla Elliot Smith Dinlemek İstemiyor ile bu romanınız arasında 4 sene var. Bu 4 sene boyunca neler yaptınız? Yazarlık serüveninizde neler değişti? Şimdi ben aslında o öykü kitabı çıktığı zaman romanı Kusursuz Bir Mesafeyi tamamlamıştım aşağı yukarı. Bitmişti yani. Ben biraz geriden geliyorum. Şimdi bu üçüncü dosyadaki öykülerin en yenisi herhalde bir 4 yıllık falan. 3 yıllık. Yok 4 yıllık. Ya kısacası ben zaten bunlar çıkmadan yıllar önce tamamlanmıştı dosyalar. Ben o sürede ne yapıyordum? 4 yıl içinde sitem var benim bir tane. İşte orada kitap yorumları var. O siteyle uğraşıyordum. Daha sonra lektörlük diyebileceğim bir iş yaptım. Yani yayın evlerine gelen dosyaları değerlendiriyorsunuz. Rapor yazıyorsunuz dosyalarla ilgili.
Ve bir üst kademeye gidiyor ve o kademe onaylarsa ya en üste gidiyor ya da basılıyor her neyse. Yani büyük bir yayın evi için çalıştım bu konuda hani lektör olarak. Daha sonra düzeltiler yaptım. En son bu Pardayanlar çıktı Dedalus kitaptan. Onun iki kitabının düzeltileriyle uğraştım. Hocam Pardayanların seri tamamlandı mı? Tamamlandı hocam. Bir ay, iki ay oldu galiba. Pardayanlar tamamdır. Alabilirsiniz. Takım tamam yani. Sizin de emeğiniz var demek ki hocam. Emeklerinize sağlık. İki ciltte var hocam. Bu arada ben ortalardan okudum o iki cilt. Yani beş ve altıncı cilt olabilir. Ama böyle bir heyecan Hollywood filmlerinde yok. Yani öyle söyleyebilirim. Ya o Pardayan'ın oğlu... Daha sonra işte bir sürü yan karakter var. Ya böyle bir entrika, böyle bir hani uçma kaçma, savaş, dövüş çok ilginç, çok güzel yani. Hızlı roman. Evet, hızlı ve şey gerçekten zamanında yapmış adam 100 küsur sene önce. Başarılı, onu tavsiye ederim. Onunla uğraştım. Sonra dergilere işte... Ne yaptım? Bir derginin düzeltisini yaptım. Birkaç dergiye yazı yazdım. İstediler, sağ olsunlar. Daha sonra bu Can Yayınları'nın Trend'deki yabancı öykü uygulaması var. Evet, evet. Güzel bir uygulama. Evet, o iyi. O işte oraya yardımcı olmaya başladım diyeyim. Hani orası için öykü... Ben de günümüzün öykücülerini takip ediyorum açıkçası. Orası için, işte o platform için yani öykü buluyorum şu aralar. Daha sonra bol bol okudum. Çok okudum, hala da çok okuyorum. Okudum ve dinledim ve yürüdüm. Yani ne okuyorsunuz hocam? Hani klasikler falan çocuklar biliyorlar da günümüz edebiyatından neler okuyorsunuz? Belki gençlere öneri olarak söyleyebileceğiniz. Uçuk kaçık değişik anlatım tekniklerinin kullanıldığı metinleri söyleyeyim. Ersan Ülles var. Çok severim. Sel'den çıktı kitapları. Bir tane, iki tane Telos'tan var ilk kitapları ama Sel'den çıkanları tavsiye ediyorum. Roman okumayla alakalı da bir kitap hazırlamış mıydı sanki hocam? Böyle roman inceleme, kitap inceleme yazıları gibi bir şey. Tabii modern roman anlayışıyla ilgili Kafka kitaptan çıktı diye yanlış hatırlamıyorsam. Oradan çıkmıştı. İyi de bir ne diyeyim, değerlendirmeci diyeyim. Yani zaten çok Derya Deniz bir insan anladığım kadarıyla, tanışmıyorum yani. Aynı şekilde tabii Ali Teoman var. Yani Ali Teoman, evet, Ali Teoman zaten o belki çok popüler olmayan ama müthiş bir kalem. Evet ya, yani Ali Teoman'ın popüler olacağını da hiç sanmam. Ama muazzam ya, muhteşem. Yani daha fazla bir şey demeyeyim. Yani mahvederim. Okunması lazım yani. Övemeyeceğim daha fazla. Daha nasıl övemeyeceğim? Evet, evet. Daha sonra Türk, yani bizden var, çok var da. İkisi aklıma geldi şimdi. Ersan Ülles, Ali Teoman. Yani. Yabancılardan tabii ki de. Tabii bir 50 kuşağı öykücüleri. Yani ben günümüz normalde böyle sizin kuşak veya sizden biraz daha önceki kuşaktan günümüzde yaşayan edebiyatçılardan da belki birkaç takip ettiğiniz isim varsa alırız diye. Ama yine aklınıza gelirse söyleyebilirim bir iki tane. Evet. İşte Fatma Nur Kaptanoğlu ilk iki kitabı özellikle. Baran var, Baran Güzel. Tabii ki Sedat Demir var. Saygımız. Sedat Demir, evet. Sedat Demir'e saygımız, sevgimiz çok büyük. Ve o Küçük Paris fena öksürüyor. Öksürüyor. Muhteşem bir metin o da. Şahane. Ben hayranlıkla okumuştum. Zaten hayranlıkla okunan metinler genelde şey oluyor. Ha, bu böyle de oluyormuş
Hani edebiyat böyle de olabiliyormuş. Duygusu yaratıyorsa o tamam, hani muazzam bir şey. Hatta şöyle de düşünürüm, bazen o yaratıcılık, yani yazma hevesi de şuradan da gelebiliyor. Bu böyle oluyorsa acaba şöyle de olabilir mi? Oradan da başka bir noktaya atlayınca bir kıvılcım çakıyor ve o kıvılcımı tutup ekrana veya sayfaya sokmaya çalışıyorsunuz. Yazmak böyle başlıyor. En azından bazı metinler böyle başlıyor. Ama bu şey değil, kopyalama anlamında değil. Sadece o kıvılcımı çaktıran noktanın bir ötesi ne olabilir? Düşüncesini doğuruyorsa o metin, o zaman evet bu şeyi tetikliyor. Yaratıcılığı, yazma cesaretini tetikleyen bir şey bu. Daha sonra şuradan da kopya çekeyim. Orada benim sevdiğim yazarların kitaplarını koyduğum bir yer var. Ha, Ertuğ Uçar. İnşallah yanlış söylemiyorum. Ormanda Kaybolmak diye bir kitabı var ama baskısı yok galiba. Bunlar değişik, ilginç, hani değerlendirilmesi gereken metinler bence. Yabancılardan çok var, hangisini diyeyim ki? Farklı türde metinler okumak da tabii bu anlamda gençlerin ufkunu açıyor. Teşekkür ediyoruz. Sodenaz'ın yine ufukla ilgili bir sorusu var. Ufuk tabii ön planda olduğu için metinde. Evet söylediniz. Kusursuz bir mesafe ufuğun hayatında, yani ona bir şeyler katmış mıdır? Hani bu konuyu biraz açabilir misiniz? Kusursuz bir mesafe ufuğun hayatına bir şeyler katmış mı? Bir şeyler katmış. Evet. Evet ya, mutlaka katmıştır yani. Hiçbir şey boşa yaşanmaz. Yani ben o günleri unutmak istiyorum demiş olsa bile, hatta o fikirle olsa bile, ya bu fikre saplantılı bir şekilde yıllarca bağlı kalsa bile ya en ufak bir şey bile değiştirir ki insanı. Yani onu reddetmesi hiç, o deneyimi, o yaşananları reddetmesi hiç önemli değil. Her şey insanda iz bırakıyor. Yani Proust mesela yürüyüşe çıktığı zaman yol kenarında bir çiçek görüyormuş. Bunu bir arkadaşı anlatıyor. Ben de bir kitapta okudum, şimdi hatırlamıyorum da. Ve 10 dakika o çiçeği izliyormuş. Şimdi hani o çiçeğe bir bakıp geçmesi de bir şey bırakacaktı. Ama Proust işte çok nevi şahsına münhasır bir insan. O çiçekten neler, o çiçek ne izler bırakmıştır onun üzerinde. Ya dolayısıyla... Ya hiçbir şey kaybolmuyor. Yani yaşanan, deneyimlenen hiçbir şey kaybolmuyor. Okunan hiçbir kitap kaybolmuyor. Yani hatırlamıyoruz diyoruz. Hani o kitabı okuyalı çok oldu. Karakterlerini hatırlamıyorum. Ne olay, anlatım biçimi, teknik, şu bu, ne vardı? Hatırlamıyorum ama farkında değilsem de bir iz kalmıştır ondan. Ya mutlaka... beynin bir yerine kaçmıştır o bilgi. Sadece ona ulaşamıyorum o an yani. Ama orada başka bir şeye de dönüşüyor olabilir. Kısacası ilişkilerle. Yeni tanıştığımız her insan, ilk defa gördüğümüz bir kitabın kapağı, ne varsa ya. Her şey iz bırakır. Dolayısıyla ufukta değişmiştir. Ama işte yani bunun iyi ve kötü yönü olduğunu sanmam. Yani bir değişimin İyiye veya kötüye gittiğini anlamak için genelde uzun bir zaman geçmesi ve ona uzaktan bakmak gerekiyor. Yani uzaktan bakmanın kastı da yıllarca veya aylarca uzaktan, artık her neyse. Teşekkür ederim. Muhammed Anıl. Yazarlık serüvenize nasıl başladınız? Bu serüvene başlarken kendinize koyduğunuz hedefler büyük müydü? İdol olarak gördüğünüz bir yazar var mıydı? Bir de bu romanı yazarken size ilham olan birisi var mı? Ya da herhangi bir eser size bu romanı yazarken yardımcı oldu mu? Olduysa bu kişiler ve eserler nelerdir? Evet. Klasik bir soru hocam. Çok soru oldu. 4-5 ben hatırlayabildiklerimi söyleyeyim. Yani genel anlamda yazarlık serüveniniz ve bu kitap özelinde
Lisede başladı. Ya şiir yazıyordum. Aslında klasik hikaye. Yani liseden önce hemen hemen hiç okumuyordum demeyeceğim. Okuyordum ama öyle bir tutkum yoktu. Lisede başladı. Ciddi ciddi hani okumak ve daha sonra yaşamımın bir parçası oldu. Lisede yazmaya başladım şiir. Hatta ilk okulun dergisinde benim yazım çıktı. Bir konser değerlendirme yazısı. Ve sonrasında üniversitede hani illa yazı, öyle bir şeyim yoktu benim. Yani ben yazar olacağım, işte kitaplarım çıkacak gibi bir şey yoktu. Aslında okumanın bir yan etkisi gibi bir şey yazarlık. Çünkü o kadar şey birikince yani yaratıcının birçok türü var. İnsan yetenekli olduğu veya olmadığı pek çok dalda yaratıcılığını sergileyebilir. Ben müzisyen olacaktım. Olamadım. Çünkü müzik pahalıydı, enstrümanlar. Ama kitaplar ucuzdu ve kütüphaneler var tabii ki. Dolayısıyla ben de o anlamda ucuz olan yola yöneldim. Yazmaya başladım. Daha çok okumaya başladım tabii. Ve yayınlansın diye değildi. Yani bilgisayarda duruyordu onlar. Yani bilgisayarda yazıyorum ben böyle. Hani defter yetişemiyorum. Elim kafama yetişemiyor, öyle söyleyeyim. Bilgisayarda yazıyorum. Ve yayınlansın diye değildi. Ama sonradan ne olduğunu da hatırlamıyorum şu an. Öykü gazetesi var. Oraya yolladım bir öyküyü. Yayınlandı. Aa dedim, neler oluyor? Sonra bir tane daha yolladım. O da çıktı. Allah Allah dedim. Şaşırdım. Ve Baran Güzel işte o dönemlerle Dedalus Kitap'ta çalışıyordu. Bizim de arkadaşlığımız bayağı hani yıllar öncesine dayanıyor. O dedi abi daha yazıyor var mı bir şeyler dedi. Var dedim, yolla dedi. Yollayayım dedim. Yolladım. Ve oldu. Hani ben şey yapmadım, hikayeleri dinliyorum, biliyorum da yani hani yayın evlerine yollanır, işte reddedilir, ondan sonra şey olur. Ben de yaşadım onu tabii ki ama başlangıçta değil. Hani başlangıç tamamen şans eseri, o şekilde oldu. Ve ha bir şey iyi güzel, o zaman ben devam edeyim buradan dedim ve devam ettim yazmaya. Ama şey değil, öykü daha çok ya da kısa anlatılar diyebilirim. Roman değil. Ya bu roman olarak geçiyor, Kusursuz Bir Mesafe. Ama bence bu bir roman değil. Hani bu fragmanlarla oluşmuş, parçalardan oluşmuş bir anlatı. Hatta şey bile denebilirdi. Öykü toplamı, birbirleriyle bağlantılı öykü toplamı. Hani öykülerin toplamı da denebilirdi ama kısacası ben kısa metinler yazdım. Yazmaya da devam ediyorum. Bir müddet daha edeceğim gibi gözüküyor. Yani şey nasıl söyleyeyim? Şey değil ya, hani çok da yazmasam olmaz gibi bir durumum da yok. İsteyince yazıyorum. 3 aydır bir şey yazmadım. Kafamda öyküler dönüp duruyor. Dönsünler, sorun değil. İstersem yazacağım. İstemezsem yazmayacağım. Basit. Ne güzel. Önemli olan kafada dönüp duran metinler herhalde. Onların olması önemli. Evet ya, bir filmde geçiyordu. Hani bir yazar var. Bir mekana gidiyor. Mekandaki tanıdık adam soruyor. Bugün bir şeyler yazmıyor musun diyor. Yazar da diyor, dostum bir yazar çalışmayı asla bırakmaz diyor. Bir de şey var tabii hocam. Romandı, hikayeydi, işte şu bu. Yani bu günümüz edebiyatı dedik işte. Modern tabirle postmodern edebiyat diyelim. Şimdi burada işte karma metinler denilen metinler var. İşte melez metinler, karma metinler denilen metinler var. Bazen roman okurken işte deneme okuyormuş hissine uyanıyorsunuz. İşte öbür tarafa geçiyorsunuz, yine kurmaca devam ediyor. Yani bu tür metinlere bazen roman demek yerine işte anlatı da yazılabiliyor. Roman da yazılabiliyor klasik tabirle. Ama neticede asıl olan okuduğumuz metindir yani. Ondan ne aldım? Evet. Türünün de ne yazdığından ziyade. Tabii doğru. Ya roman anlayışı da açıkçası aynı değil ki. Yani yani 17. 18. yüzyılda başkaydı ve hatta ekonomik koşulların da etkisi var. Yani romanın biçimlenmesinde ve biçim değiştirmesinde.
Birçok sayık var. Yani tabii o sosyolojik değişimi tabii. Yani takip ediyor aslında roman biniyor. Tabii doğru ve işte yani bu çok hızlı ve dikkat eşiğinin çok düştüğü, kişiliğin çok parçalandığı bir çağda açıkçası upuzun ve blok hani nasıl söyleyeyim? Upuzun paragraflar, upuzun cümlelerden oluşmuş metinler bence bana göre çağın ruhunu çok fazla yansıtmıyor. Bu yüzden bu tür anlatılar bana daha çekici geliyor açıkçası. Çünkü ya özdeşleşebiliyorum. Hani bu şey anlamına gelmiyor ama işte Rus klasiklerine uzağım veya işte... Proust'un dönemi bitti diyorsun yani. Şöyle, tercih edilmemesini anlarım. Evet. Ama şöyle söyleyeyim, o ciltleri ben çok büyük bir keyifle okudum. Hani ben de aynı şekilde hocam, yani böyle altını size size not ala ala işte arkadaşla tartışa yani yine okurum ama bugün dediğiniz gibi tercih edilmeyebilir veya Proust bu çağda olsaydı aynı formatta mı yazardı yani. Evet. o da var tabii. Evet doğru ama evet. Buyurun. Teşekkürler hocam. Tuana'dan soru alacağım. Evet Tuana. Kusursuz mesafeler koskoca galaksileri bir arada tutar. Ne yazık ki insan galaksilerden çok daha karmaşık. Bu sözler okuduğumuz ilişkiyi özetler nitelikte ve beni gerçekten etkiledi. Sizin için kusursuz mesafeler aşılabilir mi? Yoksa galaksiden karmaşık insanlar için aşılamaz bir sorun mu? Aşılırsa eğer şimdi Andromeda ile Samanyolu galaksisi işte bilmem kaç milyar yıl sonra çarpışacakmış. Ve dünyada yaşam muhtemelen sona erecek ama çok daha önce zaten güneş genişleyip bizi yutacak herhalde. Ya kısacası o mesafeler öyle kalmalı bence. Yani her şey birbirine çok fazla yaklaşmamalı. Çünkü felaket yaşanıyor işte gördüğümüz gibi. Bir röportajınızda da vardı sanki buna benzer bir ifadeniz değil mi hocam? Hani bu kadar işte böyle hızlı bir çağda her şeyin birbiriyle bu kadar değişip dönüştüğü bir çağda aslında böyle bir şey gerekli diye insan ilişkilerinde sanki böyle bir şey okumuştum söyleşinizde. Mesafeden bahsediyoruz değil evet, mi? Evet, mesafeden. Evet yani en azından yıkımın etkisini azaltmak için o mesafenin korunması gerekiyor. Ya bir de mesafe kusursuzsa eğer ya kusursuzluğu olumlu bir şey olarak alıyorsak o mesafe aşılmamalı. O öyle kalmalı. Yani kusurlu mesafe aşılabilen mesafedir. O zaman en iyisi belki de gezegenlerin birbirlerinin yoluna çıkmamalarıdır. Ve uyuşamayacak bir sebepten ötürü birlikte olmaması gereken insanların birlikte olmamasıdır. Her hikaye bitecek yahut olumlu bitecek, güzel bir şekilde bitecek diye bir şey yok. Ve bu da hayata dahil, hayata içkin. O zaman sorun yok. Yani hayat zaten bu. Hani yaşamda şey söylüyor, Genazino diye bir yazar var. William Genazino, evet. William Genazino, evet. Çok severim ben kitaplarını. O diyor yaşamdan yaşamayı ummaktan başka bir şey beklememeliyiz. Yani hani dolayısıyla da her şey olduğu şekliyle iyidir bence. Ya o şeye giriyor çünkü daha fazlası o beklentiler, istekler, arzular artık her neyse o biraz insanın kendi durumuyla alakalı pek yaşamla bir ilgisi yok gibi geliyor bana onun. Tuana. Teşekkürler hocam. Son olarak Bade'den bir soru alacağım. O da normal genel bir soru. Evet Badenur. Sizce zaman insanların birbirine olan sevgisini yok eder mi? Yıpratabilir.
veya güçlendirebilir. Bu örnekte yok ediyor ama ya, bu şart değil. Şimdi tamamen birbirine uygun iki insan eğer bir araya gelebilmişse, yani bu zor bir şey bence. O zaman zaman burada olumlu bir neye döner? Olumlu yaşantılara kapı açar. Yani o geçen zaman keyifli olur. Güzeldir o zamanı yaşamak, hani o mutlulukla birlikte. Mutluluğu devam ettiren şeydir çünkü. Ama onun dışında zaman, insan işte değişir yani. Farklı şeyler hissetmeye başlar, yollar ayrılır. O zaman zamanda kendi üstüne düşeni yapar ve ayırır yolları. Yani bu açıdan aslında bana biraz da şey gibi geliyor, tarafsız. Yani zamanın pek de bir, zaman ayna gibi bir şey. Yani eğer ne hissediyorsak kendimizle veya bir başkasıyla ilgili, zaman onu ortaya çıkartıyor. Yani farklı bir şey değil. O yüzden zamanda bir olumsuzluk göremiyorum. İşte ya biraz da yaşam gibi bakıyorum zamana da. Kendi yollarında akıyorlar. Biz aslında kendi yaptıklarımızız. Kendi düşündüklerimiziz. Yani hani bir ilişkilerimiz de öyle. Dolayısıyla bağlayamadım ama böyle. Yani teşekkür ederim. Kişiden kişiye tabii aradaki iletişim ve bağ değişebiliyor. Bu da aslında öznel bir şey yani. Tabii çok. Evet. Teşekkürler. Hocam, öğrencilerim gerek kitap içinden gerek genel olarak hazırladıkları soruları sordular. Şimdi tabii misafirlerimiz de var. Yine dediğim gibi öğretmen arkadaşlarım da burada. Sizin bir misafiriniz var, Yeşim Hanım, Yeşim Aldemir. Yeşim Hanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Programla ilgili birkaç cümle almak isteriz eğer siz de uygun görürseniz. Tabii, teşekkür ederim öncelikle. Açıkçası beni çok memnun etti gençlerin bu şekilde bunları tartışıp konuşmaları. Utku açısından da farklı bir bakış açısı yarattığını düşünüyorum. Öğrencilerden bu şekilde dönüşler almak, sorular almak. O yüzden ben keyifle dinledim. Teşekkür ederim herkese. Biz de katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet Utku Hocam, yine program başında bir tanışmıştınız. Hasan Öztürk Hocam, yine projeyi beraber yürütüyoruz. Beraber çalışıyoruz okulda. Hasan Hocam'dan da programla ilgili birkaç cümle almak isterim. Hocam buyurun. Evet. Utku Bey, tekrar hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk Hocam. Şehrimize, okulumuza ve genç öğrencilerin karşısına genç bir yazar çıkardık. Ne kadar hoş. Ya, sağ olun. Genç bir romancıyı, öykücüyü, romancıyı kendisinden daha genç olan okurların ve aralarındaki bazıları da yazar olan gençlerin karşısına çıkaran İsmail Şimşek öğretmenime teşekkür ediyorum. Edebiyat metinleri böyle bir şey. Bugün bu meşhur Alman romantizminin öncülerinden Novalis'in hayatını konu edinen Mavi Çiçek adlı romanı okudum. Çok hoş bir cümle var orada ama müthiş bir kitap. Biraz da onun yani biyografik bir roman. Diyor ki, bulmakla başlayan her hikaye arayışla biter. Yani biz kurmaca metin yazarlarının bize sunduğu kitapları bulmuş oluyoruz ve bu metinlerin arkasına takılarak bir arayışa doğru gidiyoruz. Yani herkes, işte hepimiz bir arayışın peşinde. Siz dünyaya bakarak bir metin çıkartıyorsunuz önümüze. Biz de bu metni buluyoruz. Bulduktan sonra diyoruz ki bu nereden geldi? Nasıl oldu? Ne yapıldı? Çok teşekkür ederiz. Emeğine sağlık. Sağ olun hocam. Ayrıca dergiler edebiyatın atar damarıdır. Siz de oralardan geldiniz. Hepimiz oralardan geldik ve geçiyoruz. Ben sizin gibi öykü ya da roman gibi kurmaca metinler hiç yazmadım. Yazamadım ama onlara bakmaya çalışıyorum.
okulumuzun öğrencilerinin ve öğretmenlerinin birlikte yürüttüğümüz bir dergi var, Okul Dergisi. Ayrıca da misafiri olduğunuz bu şehirde, evet. Burada Erdem dergimiz var hocam. Yani okulumuzun öğrencileri, evet, aynı zamanda bunu, Türkiye'deki bütün liselerin öğrencileri ve öğretmenleri de yazı yazabiliyorlar burada. Yazı yazabiliyorlar. Şahane. Ayrıca da bu misafir olduğunuz şehirde 23 yıldır yayımlanan ve Türkiye'nin her yerine ulaşan Mavi Yeşil diye sivil bir kültür sanat edebiyat dergisi var. Gönlümüzden geçer ki Utku Yıldırım bu ekran sohbetiyle kalmasın. Bundan sonra da şehrimize konuk olsun. Okulumuzun dergisinde ya da işte Mavi Yeşil dergisinde özellikle yazı yazsın. Yeni kitapları çıktığında tabii ki yine ekranda da buluşuruz. İnşallah hocam. Programdan sonra İsmail Şimşek öğretmenimden ben telefonunuzu alırım, ulaşırım size. Sizi bilgilendiririm. Katıldığınız için, genç arkadaşlara cevaplar verdiğiniz için, biraz da onların yaşamlarına dokunan metinler yazdığınız için ve bizimle bu akşam olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eyvallah. Utku Hocam, eğer programla ilgili sizin söylemek istediğiniz son birkaç cümle varsa veya bir program değerlendirmesi olarak diyelim, bu akşam da sizin için hem çocuklar açısından hem sizin açınızdan. Ben öncelikle kendi adıma özür dilerim. Çok heyecanlandım. Estağfurullah hocam. Sohbet ettik sadece. Estağfurullah olur mu? Hani kim editleyecekse ondan peşin özür dileyeyim, uğraşacak galiba biraz. Ama ya şunu söylemek isterim. Benim bir şey yazdığımı bilen pek yok. Benim kendi hani sosyal çevremde diyeyim. Ele ele öğrencilerim zaten hiç bilmez çünkü hiç bahsetmem ben. Ama lise öğrencilerini karşımda olmak çok da güzel sorular. Çok teşekkür ederim teker teker. Arkadaşlar çok sağ olun. Çok heyecan ve mutluluk uyandırdı bende. Ya bu deneyimi bir daha nasıl tekrar yaşayacağım bilmiyorum ama. siz hocam kitabı çıkarın, biz yaşatırız size o deneyimi. Tamam, o zaman üçüncü kitapta ben kapınızı çalacağım. Aynı kadroda toplanabilirsek şahane olur. Biz sizi her halükarda terletiriz yani, problem yok. Tamam, ben heyecanla bekleyeceğim hocam. Çok teşekkür ederim yani, dediğim gibi sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz, çok sağ olun. İyi akşamlar. Samimiyetiniz için. Kıymetli izleyicilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, bize Sosyal Bilimler Lisesi Edebiyat Sözlüğü'nde bu akşam kıymetli yazar Utku Yıldırım'ı konuk ettik. Kendisiyle Kusursuz Bir Mesafe kitabını konuştuk. Kişisel yazarlık serüvenini konuştuk. Öğrencilerimizin soruları doğrultusunda. Programı sürdüren öğrencilerimize, kitabı okuyarak, sorular hazırlayarak programı sürdüren öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum bu bağlamda. Onların sorularını samimiyetle cevaplayıp programımıza konuk olduğu için kıymetli yazarımız Utku Yıldırım'a teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Daha sonraki programlarda görüşmek dileğiyle.